Ne oldu kanka? Yani videoya gireceğim. Bismillah, bayramdan geldim. Güzel bir tatili geçirdim. Başlayacağım, bir dur. Bir dur sivilceli ucube, bir dur. Canlar, artık Smurfler ciddileşti. Evil'in Smurf adam gelmiş karşımıza. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Artık maçlar zorlaştı. Maça odaklanacağım. Haberiniz olsun. Zor bir maç olacak ama elimden geleni yapacağım. Evil'ine buff geldi bu arada. Nasıl bir sorun olur bilmiyorum. Hep diyordunuz ki, neyse videoya geçince konuşalım. Kastı Exhaust Irelia. Benim hiç ağlama şimdi bak. 13 bin sıfırlıyız. Sen diyorsan ki can abi ben yoruldum. Bana zor geliyor, ağır geliyor, uzun alacağız diyorsan onu da bilmem. Bak bot lane'dekiler potansiyel troll. Karşımız jungle, nasıl yani, bizden iyiler mi yoksa? öyle bir şey yok. O zaman taşıyacağız maçı bir şekilde. Canlar bu arada ilk defa yeni oyunumu göreceksiniz. Yani bu seriden bahsediyorum. Yorumlarda çok fazla abi şu şampiyonu abi şu şunu da şöyle yap diyen olduğunu gördüm. Bugün günler sonra yeni açtım. Düzenli videoların geldiğini biliyorsunuz zaten ama bayramdayken belli videoları soklamıştım. Onları atmıştım. Zaten video içerisinde söylemiştim. Şu anda Antalya'ya geldim. Hem yayınlar başladı hem düzenli aktif videolara başlamaya devam edecek tam göz olarak. Diana videosu çekeceğim. Diana aşırı güçlü. Bu ölçüde şöyle tak bir tane Nashor alıyorsun. Üzerine Sunfire alıyorsun. Üzerine de Demonic alıyorsun. Char uçuyor, katlediyor, ölmüyor, hayatta kalıyor falan fişman. Fena bir şeyler var. Abi kaç ping alıyorsun? Hayır, 16 ping alıyorum Gültekin. Ben de 17 alıyorum, çok iyi. 16 10 bayağı iyi bu arada. Yörük yardım etmeyecek herhalde bize ya. Canlar bu arada. Genelde ben redden başlıyorum. 3-15'e kadar çok rahat orman dönebiliyor. Orman dönme hızı genel olarak güçlü, diğer şampiyonlara göre bayağı güçlü sayabiliriz. MR girdim. Karşıda Evelynn ve Zerat var. Biraz Zerat güçlü olabilirdi. Yani dürtme olayından kaçınmak için bunu aldım. Çünkü Sunfire alacağız vesaire. Ondan biraz daha kapatırız armor açığını. Zaten tankileşeceğiz. Orman dönmede bir sıkıntı yok derken Evelynn'i gördüğüm an kafasına atlayacağım. Şampiyonun öyle bir güzelliği var. Belli meşaplarda daha da güçlü hale gelen bir şampiyon. Karşıya bakın. Hepsinin kafasına atlarız ve kesebiliriz gücündeyiz. Ama biraz da böyle menzilleri fazlaysa, erişemeyecek cinsdeysek ya da işte sürekli biz Zerat'ın E'si gibi ya da biz böyle engelleyen şampiyonlar varsa karşı, onlar biraz sorun yaratabiliyor sadece. Genel duyuruyu yaptıktan sonra da klasik video konumuz olan Janoski adı nereden geliyor ya? Hoş geldiniz. Tabii ki bir yandan muhabbetimiz eksilmeyecek. Bir yandan da odağımız kaçmayacak. Üçüncü olarak Q veriyorum. Ya elin pek bir özelliği yok saysanız yerinde. Q'nun hasarı gerçekten ciddi seviyede artıyor. Orman dönme hızımızı da arttırdığını düşünüyorum. Ama şu anda hani normalde Cano hani 13-15'e ne oldu bizim iş diyecek olursanız da yardım gelmedi. Öyle böyle şöyle bazen aksilikler çıkabiliyor. Burayı da şöyle ona Q atıp buna daha hızlı vuruyoruz misalinden. Şurada yaptığımız manidar bir olay var. Karşı bunu early game'de çok kullanmıyoruz ama Diana'nın early game'de bence bayağı kuvvetli oluyor. Şuna da Q atabilirdim burada bu arada. Böyle ikisini aynı anda 3. vuruş artı şuraya totem atmayı unutmayın. Bunu yaparken biri geliriz. Ayağınız kayar bunu yaptığınızı bilip yani. Bunu yapıyoruz. Ben şuna smite kullanıyorum duruma göre. Bot lane mesela pushlamış. Bir an önce gideyim ben skasıla. Orada 1v1 atarım çocuğu keserim diyorsanız smite kullanın. Her türlü alıyorsunuz zaten. Yani Evelynn'i zaten kesebileceğiz bir şap çok rahatlıkla. Diana genel olarak AD'lerin çoğunu kesebiliyor neredeyse. Peki ben de geldim. 2v2 yapar mıyız? Soldayım bu arada. Onun egzastı yok. Anla ki yani burayı Zerat biraz taşımış oldu ya. Daha temiz oynar mıydık? Anla ki ya biraz. Ya Gültekin o minyonundan zıpla falan filan yapmaz sonra keseriz. Ben geldim bu arada. Geldim geldim Gidiyorum abi. geldim geldim geldim. Emek ya. Kesemedik mi? Çok kötü oldu ya. Onlar biraz zor bir maç olacak ama genel olarak düşünmemiz gerekirse Janoski adına geçelim biz. Şimdi maçın zorluğunu biraz atalım. Mentalimiz yerinde. Bir sorun yok. Maç uzasın. Her türlü almaya çalışacağız. Janoski adı benim ta çocukluğuma dayanıyor. Ben o zamanlar 6-7 yaşlarındayım. Ama deli gibi yani futbol için ölüyorum bitiyorum kafasındayım. O dönem işte YouTube'da ne vardı? Ronaldinho Skills, böyle Ronaldinho'nun fake'leri vesaire vardı. O hareketleri izlerdim. Bizim shutdown'ı oynamamız lazım Gültekin. Burada ya benim. Evet. M4 saniye. Sen git. Bu işler bir shutdown'la okuyor Gültekin'in biliyorsun. Çok güzel. O son E fena olmadı da. Oo, bayağı kontrolü ya bu çocuk bunu. Vursak nasıl? İrelia yok, tamam. Evelynn ulti attı galiba. Tamam çetim, şimdi buradan bir plate kasacağız eğer Evelynn gelmezse. Keşke ona gitmek yerine kanka şuraya alsaydık ya.
Yine aldık da iyi para. Bitirdim ben oyunu neredeyse bak. Bir hatalarına bakıyor şu an oyun dönmesi. O bal arasında sıfıra MR var abi. Kiminsi keseriz bence. Ultisi yok ya. Gel 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 gel. Hem de mana yok çünkü onu bekletiyorum. Üçlüdeyim ben. Ben kes ya. Bir miskilik attım çünkü oraya. Ha. Flash'ı varmış. Kötü oldu ya. Kesemedik mi bir de? Yok abi, çok kötü oldu ya. O kadar unlucky ki şu maç. Bir ısınamadım ya. Video çekmiyorum ya bayağıdır. Hem kötü oynadım hem üst üste hata yaptım. Buradan dönersek şu Evelynn shutdownlarından döneceğiz. Bizler yani tak diye kafamızda sabahtan beri o çok baskıladı bizi ya. 2v2 olsak orada oyun zaten çoktan bitmişti de. Ozerat'ın early game'deki Ruam'ı harbi bozdu işleri. Buraya puşlarlarsa buradan bir şeyler çıkacak ya garanti. Güzel. Draven'a 2 kill verdik. Buradan kuleyi alırız. İlk kuleyi zaten almıştık. Adamlar Herald almadı bu arada. Kulelerden iyi para kastık. Hem top kulesinden para gelecek. Hem buradan para gelecek. İyi. Yirelin oynayışa bak. İyi. Nasıl oynadı? Çok kötü, çok kötü. Çok güzel. Bunlar böyle oynuyorsa çok rahat alırız maçı. Bir iki hata daha yapsalar win. Hep biz hata yaptık üst üste. Biraz onlar hata yapsın. Buradan bir o kill çok güzel gelir ya. Var mı ki ultisi? Önüne geçebilse, ah önüne geçebilse çar. Yani biraz akıllıca oynarsak en azından 5 kişi midde durmak gibi mesela Evelynn için maç daha kolay geçer. Böyle alalım. Yani böyle oyunla bir anda globaller oyunu da kazandırabilir bize. Burada çıkar mı? Yok. Hiç şansımız yok ya. Ben ultisi yok sanmıştım. İtem yoktu zaten üzerimizde. Az önce Sion bir anda Kata'yı kesti. Bir baktık tak adam sinisi pençe kasmış. Bu bizim için daha iyi. Şu maçta bir tane Exhaust olsa var ya. Yani kart oynasak Exhaust alırdı bu maça. Exhaust olsa bu maç çok daha rahat geçerdi ya. Böyle yapsak sana ne oluyor kanka sonucunda? İnşallah keseriz ya sinisi pençe adam. Güzel iyi shutdown aldık ya. Böyle atalar lazım bize. Bir de şu Mejia'yı böyle iki kere üst üste kesip adamdan shutdown aldığımız senaryoda maçı binleyeceğiz. Mid'de ölmemesi lazım bizimkilerin. Yani Gültekin nasıl shutdown veriyormuş şu senaryoda ya? Yakala yakala yakala. İyi oldu bu arada ya. Buradan da keseriz bunu. Miskilik attım. W attık. Onu dojadık. Orada onu dojadık. Sana bir şey diyeyim mi? Burada oyun galiba döndü canlar. Tam oyunun döndüğü yerde miyiz? Vallahi tam da oyunun döndüğü yerdeyiz. Yani böyle oyunlar bir anda winleniyorsa gerçekten hayat olan inancım, sevgim daha da bir şevklenecek şimdi. Şu temiz hareket çok güzeldi ya. Yani Evelynn'i öyle iyi gördük ki. Neyse ultisi yok gibi hissettim bir an. Şu an Baron olsa bir de Baron tam oyunu taşlandıracaktı ama garanti winlemedik şu anda. Evelynn Kur'an'ında ya bunlar ne oğlum ya? Bunlar ne oğlum ya? Karşıdakinin niki ırkçılık. Bu all chat'ten Kur'an'a sövüyor. Kur'an... Oğlum bu adamlar nasıl böyle yaşayabiliyor? Benim 2-3 video önce söylediğim yani şu kişinin nezdinde bir yapılan troll vesaire hepsini bir kenara bırakın. Adam all chat'ten neler neler söylüyor. Yani söylemediği hiçbir şey kalmamış ve oyunu oynamaya devam ediyor. Bakalım benim inancım bunların garanti banlayacağı yönünde. Yani video çıktı diye değil bu arada. Reportlayacağız ve banlayacak. Daha önce bu hesaplarda hiç kimseyi reportlamadım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Max Mafik'e reportlamışımdır. Adamın demediği şey yok. Baron gel desek. Baron'u gelmeyecek adam yani. Biraz da troll kafasında oynayacak ya da bir şeyler denemeyi ölecek boş boş sağda solda. Buraya Gültekin'i çağırsak alırız belki Baron'u. Yani acaba win almaya başladık yani yalandan bir an döndürdük ki yani o anda lan bu çocuk Janoski win almasın. All chat'ten adamlar şey yazıyor işte Janoski'nin 100 binde ETL'li aferin devam ediyor Janoski gibi şeyler yazıyor. Bu adam da yok ya ucu bebeğin ezdi onu falan filan kafasında konuşuyor. Yani abi oyun başından beri de videoda gördüğünüz zaten adam ben kötü oynadım. Biri kötü oynar biri iyi oynar. Bu Doğan'ın kanunu ben her oyun dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynayamam. Bir de günlerdir LoL oynamadık zaten yeni yeni kendimize geliyoruz. İyi de öldür ama hakkını ver misalinden bir şey olacak abi. Yani şu Onation'la ya da birkaç video önceki Onation'la eski halimin yanına bile yaklaşamam. Sürekli LoL oynadığım bir dönemden çıkıp hiç maç atmadığım bir döneme geçmişim. Tam başladım demişim tekrar bir bayrama köye gittim. Yeni geldim kendime. Yavaş yavaş eskisinden daha iyi yere de geleceğiz yani sorun yok.
Ama şurada şu 5 IQ yorumları olması abi adam böyle böyle oldu. Lan lol 1v1 Metin 2 vs mi atıyoruz? Zihinsel bedensel vs'si mi atıyoruz? Ne yapıyoruz abi biz? Ona göre Efsun dizeli. Em arkasıyım o zaman evini kestiğim zaman olsun. Hata yapar insan. Hata yapar. Burada iyi League of Legends oyuncusu olmanın bir numaralı kuralı zaten. Hata yaptın ya kardeşim. Hatandan ders alacaksın. E neymiş? Elinden geleni yap. Mentalini sağlam tut. Maç başında gördüğünüz gibi. Abi yaparız. Şunlar şöyle hata yapar gibisinden muhabbetler olacak. Ve hata yapacaklar eninde sonunda. O hata yaptığı anda doğru değerlendirmen gerekecek. 3-5-9 win almışım. 11-3 lose almışım. Ekranda yazan şey önemli her zaman. Ve de mantık her zaman şu olmalı. Ben elimden geleni yapıp mı win aldım? Ben elimden geleni yapıp mı lose aldım? Her zaman bunu derim. Ya bu maçı kaybetseydik en azından mentalim şu yönde diyeceğim. Diyecektim yani daha doğrusu şu an winning'ini biz aldığımıza göre. Abi yani ben dönebileceğini yani bir hataya her şeyin değişebileceğini bilerek oynuyorum bu oyunu. Aynı şeyi birkaç maç önce zaten yaşadık. Bu da buz almadan geçirdiğimiz bir diğer video oldu. Janosken 2 nereden geliyor anlatamadım. Ona fırsat bulamadım. Çünkü maça odaklanmam gerekiyordu. Çok da konuşamadım. Zaman zaman böyle olacağını zaten söylemiştim. Janosken 2'nin hikayesine gelecek olursak benim çocukluğumda benim sürekli top oynadığım zamanlarda sırtımda Ronaldinho forması vardı. Ama Barça forması 10 numaralı. Mis gibi bir forma. Gazi Paşa'da bizim köyümüzde sürekli top oynardım. Kuzenimle, arkadaşlarımla, çevremdekilerle. Ronaldinho, Jandinho falan derdim kendime böyle tribe girmiş gibi. Sonrasında dayım, rahmetli kendisi. Allah rahmet eylesin tekrardan. Çok severdim kendisini. Bana sürekli Canoviç, Jandinho benim dediğim şeyi tekrarlar cinsinden bir şeyler söylerdi. Bir de benim boyum uzun olduğu için genelde diğer çocuklara nazaran bacağım uzundu. Böyle bacaklarla sürekli böyle sağa sola hareket yapardı. Bir oraya giderdim, bir oraya giderdim. Bacağımı çok uzatırdım yani. İbrahimovic'i zaten biliyorsunuz. Yalandan bir tekvando geçmişimiz vardı ya ondan misali. O yüzden de deli divane top oynardım. Akıllı insan gibi top oynamazdım. Ben kendime Jandinho deyince dayım da bana Canoviç, Canoski demeye başladı. Oradan o yaşından beri kaldı. İlk Metin 2'de kullanmıştım sonra Canoski'nin 2'ni. Zamanla hep kullanmaya devam ettim. Ara ara farklı nickler kullansam da. Ama dayımın vefatından sonra daha da bir özdeşleşti benimle. Bir de yayıncılığa başlarken şunu düşünmüştüm. Yani tam ben yayıncılığa başlıyorum da mesela dedim. Bir izleyici böyle ismini benim ismime benzer bir şey yapacak. Lan Janoski çok mantıklı. İyi ki koymuşum o zaman da dedim kendime. Mesela Berkant ya da Berkcan diye birisi var. Nick'i de Bekoski koyuyor. O mantıklı. O da Nick'ini öyle koyar diye. İşte vesaire kullanmaya başlamıştım. Janoski'nin 2'nin anısı bu kadardı. Bu maçın da sonuna geldik. Tak hadi devam ettik canlarım. Videoya tekrardan hoş geldiniz. Bir video içerisinde iki maç atmak hem video süresi bakımından hem de videonun doyuruculuğu açısından daha iyi olduğunu siz söylüyorsunuz. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O yüzden bir videoya iki maç sığdıracağız. Geçen maçımızı almadık. Bakalım maç neler olacak. Canlar bu arada şöyle bir sıkıntımız var. Su pirelendi kedilerim maalesef. Onlara iç dış parazit yaptırdık. Onlar pire döküyor. Az önce kız arkadaşım bir baktı tak pire şöyle zıpladı. Pirelerin zıplatanı zaten duymuştum. İnşallah pirelenmem. Yani o zaman pirelenirsem bu videonun hatırına saçları tak diye işe vurup bir anda askere gidiyorum. Millet şu an dua etmesin de Allah korusun diyelim tabii ki. İnşallah öyle bir şey olmaz. Gültekin'in geçen maçtan sonra biraz morali bozuldu. O zaman yorumlara bir Gültekin kalp alabilir miyiz? Gültekin çünkü böyle çok iyi oynamadığı zaman bir de hesaplarda hiç buz almadık ki Gültekin biraz daha duygusal benden. Abi üzülecek gibi oldu çünkü üzüldüm ya Gültekin bak. Yarımın işi. Bak YouTube'da her video söylüyorum. Sana zaten 100-500 kere söyledim ama sen niyeyse bir Janoski öz abimin lose'u olmasın seri daha güzel ilerlesin diyorsun. Aynen öyle. Anlıyorum canım işte kafayı yemeye gerek yok yani TR'ye zaten. İlla ki buz alacağız. 90 bin lira ne 80 bin lira ne 100 ne hepsinde aynı LPG'in var. Sen zaten bunu en iyi bilenlerdensin. Aha. Abi Gragas'ın flaşı yok. Gragas'ın flaşı yok demiştin değil mi sen? Yok. Yönünde Bunu keser miyiz inerken sence? buluyorum da. Ürününden kaynaklı biraz sıkıntı çekebilirsin abi. Dojiyamadım ya. O son Q'da doysam belki. Her videoda söylüyorum zaten. YouTube katıl üyelerini ve Twitch abonelerini bu hesaptan ekliyorum. Yapmanız gereken tek şey Discord'a gelip yani işte katıldıktan sonra ya da Twitch'te abone olduktan sonra abone özel odasına nickinizi yazmanız. İtem lazım ya. İtemleri oynayalım. Oradan sonra direkt taşırız zaten aynı misal. Şimdi levelimiz çok güzel. Bu çocuğun bir hata yapması gerekiyor. Sanki ward'u yok. O yüzden böyle geride oynuyor gibi. Aynen misalinden desek. Çok güzel. Ulti yine atalım biz. Atalım. Kaçış kaçmasına gerek yok çocuğun. Az önceki maçta şu kuleye dalma hareketi oyunu kurtarmıştı. Eğer TP'si yoksa buradan bayağı plate alırız. Hiç gerek yok ya riske. Bunlar bu arada normalde ben asla ve asla neredeyse mavi smite almazdım. Bu maç neyse bir enayilik yapıp mavi smite'a buff almışız.
Oradan da onu alırsam çok güzel olur ya. Kırmızı smite almam lazımdı bu maça. Yumi gelsene. Şu çocuğu bir çağıralım. Böyle olmayacak bu iş. Geldim geldim geldim. İyi zamanda çekildiler aslında. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Adamsın, aslansın, kaplansın. Thresh lanterni var ya daha. Çok iyi be. Böyle bir şey lazım zaten bana. En istediğim senaryolardan birisini yaşayacağız. Nashor var ve rakip botlane ölü bukleyi alırım abi. Yani Herald'dan daha fazla iş yapıyor diyebiliriz yani işte. Şuna bak ya. Her maç hanesi yaşandı. İstisnasız kuleleri hep ben alıyorum. Hani Gültekin, ben base atmasam 300 gold bulsam oyunu bitireceğim. Bulduk bulduk ya. 700 gold var bunda. 700 gold'u kesebileceğiz mi? Ben yani şöyle senin sesleri çalmayayım. Gel al, Al gel gel. al yok yok al 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 tamam. Adamsın ya. Kapattık biz orayı ya. Oo, flashlar falan fişmanlar ha. Tak. 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 Ha, oyun bitti bu arada. Yani buradan taşıyamazsam kırmızı smite yazar. Ne sonu? Adamsın ya, adamsın ya. Çok güzel oldu bu bak. Artık böyle biraz daha agresif oynayışa başlayabiliriz. Hem Thresh'i rahatsız ederiz, hem Gragas'ın orman almasını engelleyebiliriz. Drain de lane'e rahat gidemezse bu iş tamam. O toptan da biraz sıkıntımız var gibi. O GP halledilir ya. Diyorsun. Yani oraya atlamamak doğru kararmış bu arada. Yumi'yle yavaş oynasak bunları bence keseriz. Ah, mana bitti ya. Yone'yi kalmazsa çok güzel. Aa, yokmuş aman aman shutdown'um ya. Ben bir kahve veririm sanıyordum. Sorun değil. Adamların üzerine gider miyiz buradan Gültekin? Bezi mi koydun? Ben koydum abi ya. Thresh'in lantern olacağı için sürekli. Buraya nasıl oynayacağız biz ya? Ölmezsen iyi. Ölmedim bu arada, biliyor musun? Geldim ben de. Gerçekten ölmedim yani. Muhteşem bir şey ya. Buradayım Bu ben. Yumi şampiyonu bulduk. Bizim böyle iki kişilik oynamadığımız sürece lose aldığımızı bilerek oynamamız lazım ya. Çünkü Vayne'de bir şey yok. 50 CS'i var. Yani Yumi de iyi yapıyor, hoş yapıyor da. Ah işte bu çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Bu adamla oynamam. Yumi. Kanka benimle oynamalısın. Yani Yumi benleyken her şey çok güzeldi. Adam neyse bir bırakıp gitti ya. 50 CS Vayne'i tercih etti. Bir şey deneyebiliriz de. Hata yaparsak pahalıya mal olur. Bak burayı zorlayalım. Böyle yapsak nasıl? Çok geç öldü ya Thresh. Neyse hallettin sen orayı. Herald da bizde kaldı, bayağı iyiydi. Aynen, Herald'ı çalmaya çalıştım zaten. O yüzden pozisyonum biraz değişti de. Sana bir şey diyeyim, Oyane'yi kesecek adam ben buldum. Oyane'yi kesecek adam kesinlikle ve kesinlikle Vayne abi. Ulti attı. Burayı alalım şöyle o zaman. Tamam, bak Gragas harbiden çok kötü oynuyor. Bu ulti de çok saçma zaten. Yone'nin aldığı bir exhaust, Vayne'in artık level 11'i, biraz daha 13'e doğrusu, direkt bu oyuna taşıtacak bize. Güzel, bir tane daha vurdu. 20'de Nash yapalım. Bak çok güzel karar. 10 numara ama bilecekler. Yani kesinlikle burada izledik adamlar az önce. Bir de bottaki öldü. Map'te şu an gözüken hiçbir yer yok. Abi heyo, çok güzeldi. Bunu bu arada düz vuruşta sanki alırım gibime geldi. Eski LoL misali. Bu şampiyon illegal bu arada ya. Ama ben gold aldım. Çok Çok iyi son şey geldi ya be. kafama. Çıkıyorsun ya. Sıkıntı yok. Çıkarım Gayet çıkarım, iyi. rahat çıkarım. Geri de denerim buradan. Bence dönmeyelim. İleri geliyor da. Düşündüm de çok kişiler ya. İleri ölecek, önünde canım yok. Vayne iyi puşluyor. Devam edebiliriz buradan. Güzel, yavaş oyun, yavaş oyun. Çok iyi. Ulti hiçbir şey yoktu bu arada. Yok yok, Gragas ulti attı, Yone ulti attı. Zorlamaya devam Tamam. edebiliriz bence buradan. Bota dönelim bence. Ben zorladım iyice. Ha.
Ah be. Tahsildara düştüm de alırsanız çok iyi. Yöne düşmedi. Güzel. Atlasam abi Bu ikiliyi çektim. Tamam, burası güzel. Yöne yoksa devam burası ya, full. Güzelsin. Güzelsin. Zonya bile basmadım. Hasar gelmedi aman aman ya. Bir geldi bir gitti. E bitiyor mu oyun? O kuleyi tanklamamız lazım. Bak ben bekleyeceğim yöneyi. Tamam. hayır ya. Hayır abi, şu an AFK'yi kalamazsın. Hayır. Kesinlikle hayır. Yani neş var kanka? Allah kahretsin. O Ben bunu zaman yakalayacağım abi. adams bak. O hareket işte bunları çözebilecek şeyler. Sen bu olayı kafanda bitirmişsin. Şu Drevan işi atladım bir yapalım. yerde ama. Bak Dur. burada. Onlar vazgeçti şimdi bak. Bregas öldü ya. Biz verdik diyor zaten. Aa bak, trole bak adamın. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Dediğim şey bu canlar. Asla pes etmeselerdi. Bak bizde Yumi yoktu. Fight alma şansları vardı. Bir de şimdi fark ettiğim bir şey. Galiba Diana solo Baron yapabiliyor. Midden bitirelim de Yumi'ye DLP gitsin. Midden nasıl bitiriyoruz kanka tam olarak? Abi ben çok uzağa gittim abi. İnşallah kaçarım. Ben E'yi misledim ben. Ya oğlum. Oyun bitiyor, oyun bitiyor, oyun bitiyor. Bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitsin bitsin bitsin. Bitmiyor oyun. Nasıl bitiyor? İkisi de yaşıyor abi. İleride ikisini de kesiyor işte. İrelia hiç kimseyi Kesemiyor mu? kesemiyor. Bitiyor Irelia hiç bitiyor. kimseyi kesemiyor. Hiçbir şey de bitmiyor. Geldi Gangplank. Beni keser bence. Ben sana bir şey diyeyim. Hiçbir şey yapamaz bence. Aha, Ne şaşırt demek hiçbir şey Janoski'yi. yapamaz? Şaşırt Ne demek? Janoski'yi. Şaşırt. Şaşırt. Tamam. Aldı bu Yani kuleyi, kuleye de güzel. düştü. En azından bunu yaptı. Ne demek hiçbir şey yapamaz? İlk defa bir şeyler yapıldı yani. Canlar, Phoenix 35'in bir önerisi vardı bana. Frozen Heart donmuş yürek mi oluyor? Aynen. Donmuş yürek al bir dene demişti. Donmuş yüreği bir deneyelim bakalım. Mantıken bakınca iyi armor'u var. Yakındakilerin saldırı azaltma olayı da bayağı OP. Bir de şu Diana'yı bir Fenix'e izletelim. Ondan sonra Fenix'e koştuk isteğinde bulunalım. Bize bir koştuk yapsın ya. Diana şu ara çok sardı çünkü beni. Peki bak, böyle zamanlarda nedir biliyor musun Olay? Go Nedir abi? bu. Yani buna 5 kişi dal bir anda düşünme. Düşünmüyorsun bitiyor ama toplanacağız tabii ki. Abi 4 kişiyiz ama. 4 kişiyiz de Vayne niye red alıyor ahtapot? Yani buraya Red bu almaya arada gelecektir illa bir ya. bence bakarlar buraya. Göründük. Güzel güzel güzel. 4 ve Ben 4'üz şu gideceğim anda. oyunu. Koş 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 koş. Bak kart olsaydım ulti basardım şu an. Geldim sakin. Abi Arkaya dikkat. Arkaya dikkat. Ben burayı tanklıyorum bayağı. Sonya var daha benim. O zaman Yumi'ye ne gerek var diyebilir miyiz peki Gültekin? ben de attım Atamadın, yalan söyleme. Tak hadi kapat abi. canları. Çok güzeldi ya. Oğlum bu arada kart soğutup tipi olmayı bırakıp bir an DNA'ya başlayacağım ya. Oğlum aşırı güçlü bak, ölmüyorum, tankım, verdiğim hasarın haddi hesabı yok. Sanki böyle clickbaiter YouTuber gibiyim ama harbiden çok güçlü. Bu arada Yumi'ye galiba Yumi harbi evet. LP'ye gitmedi. Ve seriye sokmadan tak diye altına attı. Ben bu olay El hakkında bir video olarına. çekecektim. Ha, el olarında bir günde misali. Şöyle bir şey vardı. Mesela ben gümüş 1.93 LP'ydim. Yani tak diye altına attı ama o fazla DP'yi de verseydi bana keşke. Açgözlülük mü yapıyorum bilmiyorum da. 15-0 Gültekin. Evet. 15-0 Ah. 36K. Aç gözlüysem aç gözlüyüm. Aç gözlüsün. Hak ettiğimi istiyorum. Ben aşk gözlüyüm aşkım. Oha. Nasılım? Harikasın dedi. Sizleri seviyorum. Ben Tak. seni seviyorum. Tak karikabacanlarım. Gelecek videoya görüşmek üzere.